Arkadaşlar merhabalar. Ben Oğuzhan Hoca. Tekrardan karşınızdayım. Tüm enerjimle, tüm gücümle, tüm bilgimle sizin yanınızda olmaya devam ediyorum. Değerli öğrencilerim bugün fiillerin ikinci videosu gelecek. Hocam ne var bu videoda derseniz burada ek eylem var. Yani diğer adıyla ek fiil var. Bir de fiilin yapısı var. İşte kurallı bileşik fiiller, yardımcı eylemler vesaire. Bu teferruatlı kısım var. Çok çok uzun bir video olmayacak. Hadi bakalım vakit kaybetmeden başlayalım. Ama başlarken hocanızın omuzuna omuzunuzu dayayın ve gücünüzü verin. Bir beğeni bir yorumunuzu alayım öyle yolumuza devam edelim. Hadi bakalım başladım. Değerli öğrencilerim bakın ek eylem diğer adıyla ek fiil. Biz bunu genel itibariyle nasıl biliyoruz? İdi, imiş, ise ve dır varsa biz bunlara ekeylem diyoruz değil mi? Böyle genel bir kalıp var. Doğru mu doğru? İdi, imiş, ise, dır bunlar ek eylemdir. Ancak hiç buraya girmeden ben size daha basit, daha kolay bir yöntem söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın, ek eylem iki yere gelebilir. Bak bir daha söylüyorum, iki yere gelebilir. Birincisi fiillere ekeylem gelebilir. İkincisi isimlere ek eylem gelebilir. Bak bir daha söylüyorum. Fiillere ek eylem gelebilir. İsimlere ek eylem gelebilir. Peki hocam fiillere ek eylem ne zaman gelir? Bakın değerli öğrencilerim. Eğer bir fiil bir tane kip almışsa ona ek eylem kesinlikle gelmez. Bak bir daha söylüyorum. Fiil bir tane kip almışsa ona ek eylem gelmez. İki tane kip alırsa ikinci kip ek eylemdir. Ne demek bu? Mesela yürümüş dediğiniz zaman. Bakın yürümek bizim fiilimiz. Fiil. Peki kaç tane kip aldı? Bir tane kip aldı. O zaman burada ek eylem yoktur. Ancak yürümüştü derseniz fiil iki tane kip alırsa şuradaki ikinci kip bizim ek eylemimiz oluyor. Yani yürümüş idi diyebilirsiniz. Bir daha söylüyorum fiil bir kip alırsa ek eylem yok. Fiil iki kip alırsa ikinci kip ek eylemdir. Ne demek örnek üzerinden görelim. Zamanında işini yaparsan sana hediye alacakmış. Önce neyi bulacaksın güzel insan? Neyi bulacaksın? Fiili bulacaksın. Bakın yapmak fiildir. Peki ek eylem alması için kaç kip lazım? İki kip lazım. Ar var geniş zaman. Sağ var şart kipi. Fiil iki kip aldığı için şuradaki ikinci kip olan sağ se ek eylemdir. Yapar isen diye de aklında tutabilirsin. Demek ki bu bizim şart kipinin ek eylemi diyebiliriz. Demek ki fiiller iki kip alırsa ikinci kip ek eylem. Devam ediyorum. Alacakmış, almak fiilimiz. Kaç tane kip alması lazım güzel insanlar? Kaç? Duymadım. İki. İki kip alırsa ikinci kip eteğim. Bir tane alırsa yok. Bakalım var mı? Almak bizim neyimiz? Fiilimiz. Peki, acak gelecek zamanımız mış duyulan geçmiş zamanımız? Fiil kaç tane kip aldı? İki tane kip aldı. Şuradaki ikinci kip bizim duyulan geçmiş zamanın. Ek eylemi diyebiliriz. Demek ki fiil iki kip alırsa ek eylem var. Bir kip alırsa ek eylem yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Karanlık gecelere de elbet bir gün ışık doğacaktı. Bakın doğmak fiil. Kaç kip alması lazım? İki. Acak birinci kipimiz gelecek zaman. Dı di, dı dı, tı 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 tı. ikinci kipimiz görülen geçmiş zaman. Fiil kaç kip aldı? İki kip aldı. O zaman ikinci kipe biz ek eylem diyebiliriz. The da görülen geçmiş zaman olduğu için görülen geçmiş zamanın ek eylemi var diyebiliriz. Demek ki arkadaşlar bak şöyle bir soru geldi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem var dedi. Önce isim mi fiil mi olduğuna bakacaksın. Baktın ki fiil. Bir tane kip almışsa ek eylem yok diyeceksin. İki tane kip aldıysa ek eylem var diyeceksin. Fiilde ek eylem budur. Bu kadar. Fiillerle ilgili ek eylem bu kadar. Şimdi gelelim diğer kısmına. Arkadaşlar isim yüklem olmuşsa hiçbir şeye bakma. Bak bir daha söylüyorum. İsim yüklem olmuşsa hiçbir şeye bakma. Doğrudan ek eylem var diyorsun. İsim yüklem olmuşsa o cümlede kesinlikle ek eylem vardır. Ne demek bu? Bakın şu arkadaşlar. Onun bu konuda hiçbir fikri yoktu. Yüklem ne? Yoktu. Yokmak. Yokmek oluyor mu? Hayır. O zaman bu nedir? İsim. Peki isim yüklem olmuş mu? Olmuş. İsim yüklem olmuşsa diyeceksin ki burada ek eylem var. Hiçbir şeye bakmana gerek yok. Doğrudan ek eylem var. Peki hocam nerede burada ek eylem? Bakın yok idi. Buradaki idi bizim görülen geçmiş zamanımızın ek eylemidir. Demek ki ismin yüklem olması onun ek eylem alması için yeterli. Bak devam ediyorum. Ben bugün de çok hastaymış. Hastaymış yüklem. Ek eylem alıp almadığına bakmam için ne olması lazım? İsim mi fiil mi buna bakacağım. Hasta isim. Peki isim yüklem olmuş mu? Olmuş. O zaman burada ek eylem var diyebiliriz. Oradaki mışta duyulan geçmiş zamanın ek eylemi. Bak devam ediyorum. Türk'üm birinci yüklem. Doğruyum ikinci yüklem. Çalışkanım üçüncü yüklem. Üç tane yüklem var. Peki Türk isim mi fiil mi? İsim. O zaman burada yüklem olmuş mu? Olmuş. O zaman burada ek eylem var. Doğruyum. Doğru isim mi? Doğru maka olmuyor. isim. İsim yüklem olmuş. O zaman ek eylem var. Çalışkan. Çalışkan isim isim yükleme olmuş. Ekelem var. Bazılarınız şöyle diyorsunuz. Hocam çalışmak kökü fiil ya. Kökü fiil de çalışmaktan çalışkan olmuş. Artık ne olmuş? İsim olmuş. Artık bunu isim kabul edeceğim. Yani en sonki hali isimse isim alacağım. Dikkat edelim. Peki diyeceksiniz ki hocam burada isim yükleme olmuş ek -eylem var da hangileri ek -eylem? Arkadaşlar şuradaki ekleri birazdan anlatacağım. Şu ekler geniş zamanın ek oluyor. Ama şu an kafamızı karıştırmayalım. Önce genel kalıbı tekrar edelim. Bak sınava girdim bir soru çıktı. Dedi ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek -eylem var? Önce fiil mi isim mi buna bakacaksın. Fiilin ek -eylem alması için ne lazım güzel insan? Fiilin ek eylem alması için İki kip lazım tamam. Baktın ki fiil iki kip almış ek var tık at. Baktın ki fiil bir tane kip almış ek yok tamam. Peki isim ne zaman ek alır? Baktın ki yüklem isim o zaman ne diyeceksin? E yüklem isim Oğuzhan Hoca dedi ki yüklem isim olursa %100 ek elem var diyeceksin yapıştıracaksın. Eğer yüklem isimse her zaman ek var. Şimdi detaylandıracağım birkaç örnek daha beraber çözeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum Değerli öğrencilerim eğer sase eki, bu da çok güzel bir detay. Lütfen buna da dikkat edin. Sase eki isme geldiğinde onu yüklem yapmasa bile ek eylemdir. Bak bir daha söylüyorum. Sase eki isme geldiğinde onu yüklem yapmasa bile ek eylemdir. Her zaman ek eylem. İsme gelirse ama. Bak fiile gelirse kuralımız geçerli. İki tane olması lazım. Sen mutluysan her şey yoluna girecektir. Bakın mutlu isim, mutlu ise şuradaki mutluysan yüklem değil. Ancak sase mutlu ismine geldiği için yine şart kipinin ek eylemi diyebiliriz. Bu hiçbir zaman değişmez. Sase isme gelirse onu yüklem yapmasa bile ek eylemdir. Mutlu isen ise şeklinde kullanılıyor. Dikkat edelim. Bir de geniş zamanın ek eylemi var. Bu da karşınıza çıkabilir. Arkadaşlar bakın. Şahıs ekleri var. Fiillere geliyor. Mesela gelmek fiilimiz şuradaki dı diye görülen geçmiş zaman geldim şuradaki m'de de birinci teke şahıs eki. Peki şahıs ekleri neye geliyor? Fiile geliyor. Çünkü gelmek burada bizim fiilimiz diyebiliriz. Şahıs ekleri fiillere gelir. Bu şahıs ekine benzeyen ekler isme gelir. İsmi yüklem yaparsa geniş zamanın ek eylemi oluyor. Az önce Türk'üm, doğruyum, çalışkanım da örnek vermiştim ya. Oradaki gibi. Bakın şimdi. Ben zenginim Öyle değilim de hadi öyle diyeyim. Ben zenginim. Bakın bu bir cümle değil mi? Zenginim yüklem. Peki isim midir zengin? İsimdir. Yüklem olmuş mu? Olmuş. İsim yüklem olduysa her zaman ek eylem var. Değil mi? Bak bunu söyledim az önce. Bakın şuradaki im eki ismi yüklem yaptığı için bu geniş zamanın ek eylemidir arkadaşlar. Ben zenginim. Oradaki im geniş zamanın ek eylemidir. Tamam? Dikkat edeceğiz. Devam ediyorum. Sen zenginsin. Bakın zengin yüklem yine. Yine yüklem olmuş. Şuradaki şahıs ekine benzeyen şuradaki sineki yine geniş zamanın ek eylemidir. Yani ben zenginim. Her zaman zenginim. Sen zenginsin. Her zaman zenginsin. Bakın geniş zaman anlamı katıyor. Oradaki ekler. Dikkat edeceğiz. Onları mesela şahıs ekine karıştırmayacağız. Şahıs ekleri fiillere geliyor. Ama bu şah ekine benzeyen ekler ismi yüklem yaparsa geniş zamanın ek eylemi oluyor. O zengindir. Bak şuradaki dir arkadaşlar yine geniş zaman lekelemi. Genelde hocalar bu diri anlatıyor. Diyor ki idi, imiş, ise ve dir geniş zaman lekelemidir deyip geçiyor. Ancak şunlar da geniş zaman lekelemi. Şuradaki dır da geniş zaman lekelemi. Çünkü zengin isimdir. İsmini atmış, yüklem yapmış. Biz zenginiz yine zenginiz yüklem. Şuradaki iz yine ismi yüklem yaptı. Geniş zaman ne Siz zenginsiniz. Şuradaki yine geniş zaman ne Onlar zenginler. Şuradakiler yine geniş zamanın ek eylemi diyebiliriz. Devam ediyorum arkadaşlar. Demek ki burada önemli bir şey var. İsmi yüklem yapan şahıs ekine benzeyen ekler geniş zaman ne Az önce şu örneğimize tekrar dönelim. Bakın şurayı tekrar bir sileyim. Tekrar bunların üzerine biraz çalışalım. Türküm yüklem, doğruyum yüklem, çalışkanım yüklem. Bakın her zaman Türküm, her zaman doğruyum, her zaman çalışkanım. Şuradaki ımlar ismi yüklem yaptığı için geniş zamanın ek eylemidir. Dikkat edin tamam Dikkat edelim çok önemli arkadaşlar. Bu detay bizim işimize yarayacak. Yani geniş zaman ne keylemini sadece dır bilmeyeceğiz. Hepsi bunların. Devam ediyorum. Bir soru tipi daha gelecek. Diyecek ki size, Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın ek eyleminin üçüncü çekimi cümleden düşmüştür? Bak ne kadar uzun cümle. Arkadaşlar geniş zamanın ek eyleminin üçüncü çekimi dırdır. Bu dır eki cümleden bazen düşebilir. Türkiye çok güzel bir ülke. Bakın güzel bir ülke yüklem isim yüklem olmuş. Normalde burada ek eylemin olması lazım. E nerede bu ek eylem? Türkiye çok güzel bir ülkedir. Şuradaki dir cümleden düşmüştür. Sadece isimlerde düşer ve sadece dır düşer dikkat edin. Bak o kız çok iyi biri. İyi biri yüklem, biri isim, iyi biri dir. Dir ne yapmış cümleden düşmüş. Geniş zaman ne kelime cümleden düşebilir. Böyle bir soru gelirse sadece dıra bakacaksın ve isimlere bakacaksın. İsimlerde düşer dikkat edin. Oğuzhan Hoca çok iyi biri, biridir. O sana çok iyi bir öğretmen, öğretmendir. Bak ne yapmış düşmüş dikkat edelim. Bir de şöyle sorabilir. Hangisinde ek eylemin olumsuzu vardır diye sorar. Bak ek eylemin olumsuzu vardır diye. Arkadaşlar ek eylemin olumsuzu değil sözcüğüdür. O çok iyi biri değil. Aslında o çok iyi biridir ancak neye dönmüş değile dönmüş. O zaman aşağıdaki cümlelerin hangisini ek eylemin olumsuzu var derse Değili bul, yapıştır, değil ek eylemin olumsuzudur arkadaşlar. Ama her değil olmaz. Bak yüklem yapması lazım dikkat edin. Burası kötü bir yer değil. Kötü bir yerdir, kötü bir yer değil. Dirin değile dönmüş hali. Bir daha söylüyorum. Geniş zamanın ek eylemi olandır cümleden düşebilir eki eylemin olumsuzu derse de değil sözcüğü yükleme gelmişse o eki eylemin olumsuzu. Peki hocam yükleme nasıl gelmez? Mesela şöyle gelmez. Seni değil onu görmek isterim. Buradaki değil yükleme gelmemiş. Onun için bu geniş zaman ne eylemi değil yükleme gelmek zorunda dikkat edelim. Şöyle gelmeden son bir tekrar yapalım. Eki eylemin kaç görevi var? Eki eylemin iki tane görevi var. Birinci görevi fiillerde iki kip yapar bir fiil değil, ikinci kip, birinci kipimiz değil, ikinci kipimiz ek eylem. Geldi, burada ek eylem yok. Gelmişti, burada ek eylem var. Fiil iki kip alırsa ek eylem var. Bu birincisi. İkincisi, isim yüklem olursa her zaman ek eylem var. Bak isim yüklem oldu, doğrudan ek eylem var. Bunu da oturttuk. Devam ediyorum. Sase eki isme geldiği zaman onu yüklem yapmasa bile ek eylemdir mutluysan, hazırsan gibi. Buna her zaman ek eylem dikkat edeceğiz. Geniş zamanın ek eylemine dikkat edeceğiz. Zenginimdeki im, zenginsindeki sin bunlara dikkat. Zengindirdeki dir bunlar geniş zamanın ek eylemiydi. Geniş zamanın ek eylemi olan dır cümleden düşebilir. O çok vefalı bir insan. insandır cümleden düşmüş. Ek eylemin olumsuzu neydi? Ek eylemin olumsuzu değil sözcüğüdür. O da nereye gelecek? Yükleme gelecek. Dikkat edelim. Bakın son bir cümle yazayım buraya. Ek eylem var mı yok mu? Beraber bakalım arkadaşlar. Hemen cümlemiz gelsin. Bu konu çok zevkliydi. Burada ek eylem var mı yok mu diye bakacağız. Siz önce bulmuşsunuzdur ama ben yine de anlatayım. Arkadaşlar zevkliydi isim. Değil mi? İsim yüklem olmuş mu? Olmuş. İsim yüklem olursa doğrudan ek eylem var diyeceksin. Şuradaki di ek eylemdir. Çünkü isim yüklem olmuş. Bir tane daha yazayım. Bu konuda onunla tartıştık. Hemen yüklemize bakalım. Tartışmak bizim neyimiz? Fiilimiz. Fiilin ek eylem alması için koşulumuz neydi? İki kip alması. Sadece ne aldı? Dı aldı. O zaman fiil bir tane kip aldığı için burada ek eylem yok. Tartışmış tı deseydi oradaki tığ ek eylem olurdu. Dikkat edeceğiz. Evet son kısma geldik. Fiilin yapısı. Arkadaşlar sözcüğün yapısıyla fiilin yapısı birbirine benzer. Ama bunun detayları var. Fiilin yapısı derken basit fiil, türemiş fiil, bileşik fiile bakacağız. Bak basit çekimli bileşik çekimliyle karıştırmayın. Önceki video. Basit çekimli bir kip alandı. Bileşik çekimli iki kip alandı. İşte hikaye, rivayet, çarp vesaire. Bu basit yapılı türemiş yapılı. Basit yapılı, yapım eki almayan fiildir. Türemiş yapılı da yapım eki alan fiildir. Ne demek bu? Bakın şimdi. Buluyorduk. Kelimenin kökü nedir? Bulmaktır. Bu bizim fiil kökümüz. Sonra şuraya u gelmiş. Yordan önceki u yardımcı ünlüdür. Bunu yapım eki çekim eki kabul etmiyoruz. Yor şimdiki zamanın eki, du görülen geçmiş zamanın eki K de bizim neyimiz? Şahıs ekimiz. Peki şahıs ekleri, kip ekleri tamamıyla nedir? Çekim ekidir. Bu yapım eki almadığı için basit yapılı diyebiliriz. Severmişiz. Bakın. Kelimenin kökü sevmek. Ne kök? Fiil kök. Sonra ne geldi? Er geldi. Sev er. Her zaman sever. Bu ne? Geniş zamanın eki. Sonra ne geldi? Miş geldi. Miş de duyulan geçmiş zamanımızın eki. E bu da duyulan geçmiş zaman da çekim eki. Severmişiz. E biz severmişiz. E bu da şahıs eki. E şahıs eki olduğu için yine bu da çekim eki. Yani yapım eki almamış. Bak kip, şahıs bunlar her zaman çekim eki. Yapım eki almadığı için bunlar basit yapılı diyebiliriz. Şu ikisini kendiniz ayırabilirsiniz arkadaşlar. Onları size bıraktım. Demek ki yapım eki almayan fiillere biz basit fiil diyoruz. Geldik türemiş fiile. Türemiş fiilde yapım eki alacak. Bak çok basit bu arkadaşlar. Başlattılar. Kelimenin kökü nedir? Baştır. Hatırlayın başla başlayan her kelimenin kökü baştı. Başmak olmaz isim kök. Baştan ne oldu? Başla oldu. Başlamak oldu mu? Oldu. O zaman isimden fiil yapan ek aldı. Arkadaşlar bakın kökten sonra gelen eke mak getiriyorsan her zaman yapım ektir. Baştan başlamak yapım eki. Başlamaktan başlatmak. Bak bir tane daha yapım eki. Yapım eki aldığı için türemiştir. Bitirdi kelimesine bakalım. Kelimenin kökü nedir? Bitmek. Bitmek fiil kök. İr geldi. Şimdi bazılarınız bunu geniş zaman alabilirsiniz. Yapmayın benim canlarım. Allah'ınıza kurban olurum bensin. Bak bu iri geniş zaman almayın. Niye biliyor musun? Bitmekten bitirmek oldu mu? Oldu. O zaman bu fiilden fiil yapan ektir. Bak mek getirebildiğin her şey istisnasız yapım ekidir. Kökten sonra bitmekten bitirmek yapım eki. Bak geniş zaman şurada vardı mesela. Severmek oluyor mu olmuyor. Bak bu geniş zaman ama bitmekten bitirmek bu ır eki yapım eki. Bak kopardı mesela ipleri kopardı. Kopmaktan koparmak. Mak geldiği gibi yapım ekini yapıştıracaksın. Tamam Buna dikkat ediyorsunuz. alıyoruz, Yani yapım eki aldığı için türemiştir. İmzalıyoruz'un kökü imzadır. İmzadan imzalamak. mak. oldu mu oldu. O zaman direkt yapım eki aldı. O zaman türemiş değil diyebiliriz. Bulundu. Bulmaktan bulunmak. Yapım eki aldı türedi. Yaşıyorsanız. Bakın yaş bunun kökü. Yaştan yaşa mak oldu. Bu da yaşmak olmaz İsim kök yaştan yaşamak oldu, isimden fiil yaptı, türedi. Benziyorsam kelimenin kökü neydi arkadaşlar? Benizdi, yüz demekti hatırlayın. Şuradaki i ünlüsü düşmüş. Ses bilgisinde bunu detaylı bir şekilde işlemiştik. Benizden benzemek isimden neye çevirdi? Fiile çevirdi. Onun için yine yapmek aldı, türedi. Demek ki kökten sonra gelen eke mek getiriyorsan her zaman türemiştir. Tamam buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Basit yapım eki almaz. Türemiş yapım eki alır. Geldim birleşik fiile. Şimdi Allah için burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Burada çok detay var. Bileşik fiil kendi arasında üç'e ayrılıyor. 3 Üç tane bileşik fiilimiz var. Bunlardan birincisi kurallı, diğer adıyla özel bileşik fiillerdir. Arkadaşlar bakın burada buradan soru geliyor. Onun için lütfen çok dikkatli dinleyin. Birkaç tane minik ezber yapacağınız yer var. Onları da yapın. Bileşik fiiller kendi arasında 3 tane. Birincisi kurallı bileşik fiil. Kurallı bileşik fiil fiil artı fiildir. Bak bir de ben kendim yazayım. Fiil artı fiil varsa kurallı bileşik fiildir. Önce buna dikkat edeceğiz. Ne demek bu? Bakın birincisi tezlik fiili. Arkadaşlar tezlik fiili fiil ile i vermek fiilinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bak kurallı bileşik fiilleri de ne yaptım? Dörde ayırdım. Birincisi tezlik, ikincisi yaklaşma, üçüncüsü sürerlik, dördüncüsü de yeterlik olarak dört tane kurallı birleşik fiilimiz var. Şimdi arkadaşlar bakın. Tez Anadolu'da çok kullanılır. Hatta bir Zara'nın türküsü vardı galiba. Tez gel yarım diye. Yani tez ne? Çabuk gel, ivedi gel anlamına gelen bir ifade değil mi? Arkadaşlar bak tezlik fiili, tezlik anlamı katar. Bir fiille i vermek ifadesinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bak şimdi Geliver. Gelmek fiil, i vermek tezlik fiil, fiil artı fiil, gelmek vermek. Ne oldu? Kurallı bileşik fiil oldu. vermek olduğu için de biz buna ne diyoruz? Tezlik fiili diyoruz. Egeller çok kullanıyor değil mi? Geliverdi falan. Olmadı dur. Geliverdi. Oldu mu? <laughs> olduğu kadar. vermek tezlik fiilimiz. Tamam unutmuyoruz. Soracağım birazdan. İkincisi yaklaşma fiili. Bu da fiil artı e yaz. Yine fiil artı fiil yazmak oluyor değil mi? E yazmak oluyor. Bu da fiil artı yaklaşma fiilinin bir araya gelmesiyle oluşacak. Arkadaşlar yaklaşma fiilinde mantık şu. Öle yazdı diyorsunuz ya. Bunu ben ortaokulda bir ara derslere girdim soruyordum öğrencilere. Hocam öler ölürken yazdı mı? Yani ölürken mi yazıyor falan diyorlardı. Öyle bir şey değil arkadaşlar bu. Öyle yazdı hani az kalsın öldü. Hani mesela yolda gidiyorsunuz bir araba son surat geliyor böyle tam önünüzden geçiyor ya. Of adam az öyle yazıyordu falan diyoruz değil mi? Az kalsın öyle yazdı olmaz anlatım bozukluğu olur. Çünkü öyle yazdı zaten az kalsın demek tamam. Öyle kullanırsak gereksiz sözcük olur. Öyle yazdı ölmeye yaklaştı anlamında. Bak ölmek var yazmak var Fiil artı fiil, kurallı bileşik fiil. Bakın şu yazmanın yağsıyla yaklaşmanın yağsı arasında kodlama yapabilirsiniz. Yaklaşma, e yazmak. Tamam. Geldim sürellik fiiline. Sürellik fiili de fiil artı e gel, e kal, e dur. Arkadaşlar süreklilik anlamı katacak. Mesela şu. Hocam ne yaptınız? Dondunuz falan demeyin. Baka durdum <laughs> Bakın baka durdu dediğiniz zaman. Baka durdu. Bakmak fiilimiz. A durmak bizim fiilimiz sürekli baktı anlamına geliyor. Baka durmak, süre gelmek ya da baka kalmak gibi ifadeler bizim sürelik fiilimiz. Bunların eklerini bilin yeter arkadaşlar. Tezlik neydi? İ vermek. Yaklaşma neydi? E yazmak. Sürelik neydi? E gel, e kal, e dur. Bak birazdan soracağım yine. Dikkat et. Özellikle uyan vatandaş sana soracağım. E kal, e gel, e dur. Bunlar da bizim neyimiz arkadaşlar? Sürelik fiilimiz. Geldim yeterlik fiiline. Yeterlik fiil de fiil artı ebilmek arkadaşlar. Adı üzerine yeterlik cümleye genelde yeterlik anlamı katar. Bu soruyu ben çözebilirim. Yani çözebilecek yeterliliğim var demektir. Bakın çözmek var, ebilmek var. Onun için biz buna da yine kurallı bileşik fiil diyoruz. Fiil artı fiil olduğu için. Bazen olasılık anlamı da katabilir. Yarın bizim okula gelebilir yani gelebilir de gelmeyebilir de olasılık anlamında katar. Ama bunları anlamdan ziyade yapı olarak sorarlar. Yani bir cümle geçer, orada tezlik fiilinin olup olmadığını, yeterlik fiilinin olup olmadığını size sorar. Devam ediyorum. Arkadaşlar kurallı bileşik fiillerin içerisinde en çakalı, en yamyamı şu yeterlik fiilinin olumsuzudur. Çünkü saklanıyor bu. Bakın yapamam dediğin zaman şuradaki A'yı görüyor musun? Bu a şu e'nin ya da şu e'nin gizlenmiş hali. Yapamam bunu olumluya çevirirsen yapabilirim diye çevirebilirsin. Yapmak, abilmek. Onun için bu bizim yeterlik fiilimiz. Söyleyemem bak çevir olumluya söyleyebilirim. Bak bu da bileşik oldu. Bakın arkadaşlar, sevmem bu bileşik değil. Çünkü bunu severim diye çevirirsin. Ama eğer sen sevemem dersen şuradaki e sevebilirim demektir. Yeterlik fiilinin satlanmış halidir. Yani olumsuzları olumluya çevirmezseniz hata yaparsınız. Dikkat edelim arkadaşlar. Son defa tekrar edeyim size sorup geçeceğim. Kurallı bileşik fiiller, özel bileşik fiiller neydi? Fiil artı fiildi. Kaç ayırdım? Dörde. Birincisi ekrandan çekeyim bunu. Bakayım aklınıza tutmuş musunuz? Birincisi Tezlik fiili Allah'ınıza kurban biliyorsunuz. İvermek fiil artı ivermek. İkincisi yaklaşma fiili neydi? Fiil artı e yazmak harika. Üçüncüsü ne? Sürelilik fiili neydi onlar? E gel, e kal, e durdu. Bunlara da dikkat. 3 dördüncüsü yeterlik fiili. Hocam yeter artık. <laughs> yeterlik fiili e bilmekti değil mi? Yapabilirim, yapamam olumsuna da dikkat edeceğiz. Geldim yardımcı eylemlere. Bak kurallı birleşik fiiller fiil artı fiildi ya yardımcı eylemlerde isim artı fiil olacak. Bak bir daha söylüyorum yardımcı eylemler isim artı fiil olacak. Birinci isim ikinci fiil olacak. Bunlar birleşecek arkadaşlar. Bu isim artı b kod diye kodladım ben bunu. İsim artı buyurmak, isim artı etmek, isim artı eylemek, isim artı kılmak, isim artı olmak. Yani bir isimle şunların herhangi bir birleşiyorsa biz bunlara yardımcı eylem diyoruz arkadaşlar. Yalnız burada şuna dikkat edin. Yardımcı eylemler bazen bitişik yazılır bazen ayrı yazılır. Neydi bunun kuralı? Birinci kelimede ses olayı varsa bitişik ses olayı yoksa ayrıydı. Bunu şimdi birazdan anlatacağım tekrar. Ona bu konuda da yardımcı oldu. Bakın yardımcı oldu arkadaşlar. Burada bizim fiilimiz ayrı yazılmış. Çünkü şurada bir ses olayı yok. Yardımcı isim olmak da bizim Şurada B koda var. İsim artı olmak olduğu için bu yardımcı eylem yoluyla oluşmuş bileşik fiildir diyebiliriz. Devam edelim. Fark ettim ki bizim de istediklerimiz olmuyor. Bakın fark etmek arkadaşlar. Fark isimdir. Etmek şuradaki B kodaki yardımcı eylemimizdir. İsim artı fiil bir araya geldi. Yine yardımcı eylem yoluyla oluşmuş bileşik fiil oldu. Tüm sorular, sorunlar kısa sürede hal oldu. Bakın burada hal olmak yine olmak var buradaki. Hal isim, halmak olmuyor, değil mi? Olmak da bizim fiilimiz. İsim artı fiil bir araya geldi. Yine yardımcı eylem yoluyla oluştu. Diyeceksin ki hocam, bunları ayrı yazdın. E bunu niye bitişik yazdın? Kafayı mı yedin sen? Yemedim. Şuradaki L türemiş. Hal oldudur. dur. L girdiği için ünsüz türediğinden bitişik yazılıyor. Bunu da yazım kurallarında detaylı olarak anlatmıştım. Seyrettim. Bakın bu da aslında seyir etmektir. Seyir isimdir. Etmek de bizim yardımcı eylemimiz. Yine şuradaki i ünlüsü düştüğü için bitişik yazıldı. Demek ki isim artı beko yardımcı eylem. Tamam dikkat edelim. Peki hocam bu beko etmek, olmak, kılmak bunlar her zaman yardımcı eylem midir? Yani her zaman bir isimle beraber mi kullanılır? Hayır. Arkadaşlar bakın bu Etmek ve olmak özellikle de bu ikisi çıkıyor. Kendi anlamı dışında kullanılırsa yani olmak etmek anlamı dışında kullanılırsa yardımcı eylem olmuyor. Ne diyorsun hocam ya hiçbir şey anlamadım. Şimdi anlayacaksın. Şimdi anlamadın ama şimdi anlayacaksın. Bak geçen gün erkek bir kardeşi oldu. Buradaki olmak olmak anlamında mı? Hayır. Geçen gün erkek kardeşi doğdu anlamındadır. Arkadaşlar buradaki olmak yardımcı eylem değil. Çünkü olmak anlamında değildir bu doğmak anlamındadır. Yani olmak ve etmek özellikle de bu ikisi çıkar. Bunlar kendi anlamı dışında kullanılırsa bunlar yardımcı eylem olmuyor. Bak. Bu yıl meyveler erken oldu. Olmak burada olmak anlamında mı? Hayır. Bu yıl meyveler erken olgunlaştı anlamındadır. Onun için buradaki olmak da yardımcı eylem değildir. Sana şöyle bir soru sorarsa olmak fiili aşağıdaki cümlelerin hangisine yardımcı eylem değildir derse neye bakacaksın? O cümlede anlamı olmak anlamında olmayanı bulup işaretleyeceksin. Genelde de şu doğmak ve olgunlaşmak anlamı çıkıyor. Buna da dikkat edelim. Geldim sona. Anlamca kaynaşmış bileşik fiilleri. En can yer burası arkadaşlar. En can yer burası. Anlamca kaynaşmış bileşik fiillerimiz bizim deyimlerimiz arkadaşlar. Bak bir daha söylüyorum anlamca kaynaşmış bileşik fiillerimiz bizim deyimlerimizdir. Deyimler ayrı yazıldığı halde her zaman bileşik fiildir arkadaşlar. Bak olayı duyunca ağzı açık kaldı. Şurada ağzı açık kaldığı gördün mü? Sen buna ne diyeceksin? Anlamca kaynaşmış bileşik fiil diyeceksin. Hocam niye anlamca kaynaşmış? E anlamını kaybediyor bunlar. Ağzı açık kalmak bunlar gerçek anlamının dışında kullanılıyor. Onun için anlamca kaynaşmış bileşik fiil diyeceğiz. Bak bazılarımız şöyle yapıyoruz. Sona geldim uyarıyorum. Arkadaşlar kalmak fiil diyor öğrenci. Hocam dı pekini almış. E basit yapılı bu. Ya tamam da en sondakine niye bakıyorsun? Ağza açık kalmak deyimdir. Hepsini beraber alacaksın. Bu bir bileşik sözcüktür arkadaşlar. Deyimler birleşik sözcüktür. Ayrı yazılır ama birleşik sözcüktür. Dikkat edin. İstediği bölümü kazanmak için yıllarca dirsek çürütüyor. Var mı burada bileşik fiil? Var hocam. Hangisi? Dirsek çürütüyor. Nedir bu hocam? Anlamca kaynaşmış. Bileşik fiildir. Çünkü deyimler anlamca kaynaşmış bileşik fiil oluyor. Son bir toparlama yapayım bitiriyorum. Arkadaşlar bakalım ne kadar kalmış. Fiilin yapısı derse basit fiil, türemiş fiil, bileşik fiile bakacağız. Basit fiil yapım eki almaz. Türemiş fiil yapım eki alır. Dikkat edeceğiz. Bileşik fiili kendi arasında kaç ayırdım? 3'e ayırdım. Kurallı bileşik neydi? Fiil artı fiil. Yeterlik, tezlik, yaklaşma, sürerlik. Bir daha saymıyorum. Devam ediyorum. İkincisi yardımcı eylemler. Neydi? İsim artı beko. Buyurmak, etmek, eylemek, kılmak, olmak. Peki olmak fiili her zaman yardımcı eylem midir? Hayır. Kendi anlamı dışına çıkarsa yardımcı eylem olmaz. Son olarak anlamca kaynaşmış bileşik fiillerde neydi arkadaşlar? Bizim deyimlerimizi dikkat edelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi siz bu konuyu benden dinlediniz. Sonra geldiniz. Oğuzhan Hoca Türkçe Soru Bankası'nı açtınız. Ödevinizi yaptınız. Ama yaparken nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Bakın önce öğreten testi açacağız. Öğreten testteki her öğreten soruyu çözeceğiz. Video çözümünü izleyeceğiz. Burada üstünde kısa kısa bilgiler var. Okuyacağız, çözeceğiz, çözümünü yapacağız. Okuyacağız, çözeceğiz, çözümünü yapacağız. Öğreten testi sorularını çözüp videolarını izledikten sonra bu defa geliştiren teste geçeceğiz. Öğreten testteki birinci soruyla geliştiren testteki birinci soru aynı mantıkla çözülüyor. Burada öğrendiğini burada uygulayacaksın. 2, 2 ile 3, 3 ile sonra uzmanlaştıran testimizde çözüp konuyu mükemmelleştireceksin. Bu sıralamaya dikkat edersen dil bilgisi senin için en zor konu bile olsa çerez olacaktır değerli öğrencilerim. Tamam hadi bakalım. Sizinle ders demekten gerçekten keyif alıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı yakışıklı bir yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi.